efendim 50-60 yaş civarında en sık görülen baş dönmesi nedeni denge kristallerinin yerinden oynamasıdır. Ancak denge kristallerinin yerinden oynamasıyla beraber başka vertigo tanılarını da ayırt etmek gerekir. Vertigo bir semptomdur, tanı değildir. Denge kristallerinin yerinden oynaması bir vertigoya neden olabilir. Başka iç kulak rahatsızlıkları, başka periferik ya da santral hastalıklar vertigoya neden olabilir. Ancak öncelikle hedefimiz denge kristalleri yerinde mi değil mi onu ekart etmektir. Bununla birlikte hastanın anlattıkları da çok önemli. Özellikle anamnezde sorgulamamız gereken bazı şeyler var. Annemin en büyük problemi baş dönmesiyle beraber kulağında dolgunluk, basınç hissi ve işitme kaybı. Bu özellikle tıp fakültesindeki öğrenciler için uzmanlık sorusu, sınavda çıkar TUS'ta. Eğer kulakta dolgunluk varsa, basınç varsa, fluktuan işitme kaybı varsa, bununla beraber baş dönmesi varsa tanıda ne düşünürsünüz? Meniyer hastalığı. Annemin anlattıkları meniyere daha çok uyuyor. Ancak yine de denge kristallerini kontrol etmemiz lazım. O yüzden manevra yapmamız gerekiyor. Manevrayla ne yapıyoruz? Önce tanısal manevra yapıyoruz. Dick Salpike manevrası yapıyoruz. Hastalığın tanısını koyuyoruz. Var ya da yok diyoruz. Ya da nerede olduğunu tespit ediyoruz. Sonra epley manevrasıyla kristaller yerinden oynamışsa yerine oturtuyoruz. Eğer hastalığın meniyerse, yani iç kulaktan kaynaklanan bir hastalıksa, başka bir hastalıksa, ki meniyer hastalığı endolenfetik kesenin içerisindeki salgının fazlalaşması, yoğunlaşmasıyla alakalı daha farklı bir tablo, daha farklı bir fizyopatolojisi var bu hastalığı. Bunun tedavisinde izlenecek yol atak tedavisi ve idame tedavisi olmak üzere ikiye ayrılır. Biraz bu meslektaşların yani pratisyen hekimler, aile hekimleri, acil hekimler için anlatıyorum bu kısmı. Ama mutlaka acile gelen hastaya şu manevrayı yapmalısınız. Muhakkak ve muhakkak. Anneciğim elleri göğsünde birleştiriyorsun. Boyunda bir, belinde bir sakatlığın, bir rahatsızlığın var mı? Çok ciddi bir şey yok. Sağ tarafa bakıyorsun. Hep gözlerin açık kalacak, tamam mı? Hızlıca yatırıyorum seni. 1, 2, 3. Yat bakalım. Burada hastamızın tarif ettiği bulgular kadar spontan nistagmus olup olmaması lazım. Gözlerini aç anneciğim. Aç bakalım. Var mı? Diziniz hali vardır mutlaka ama nistagmus yok. Kalk bakalım annem, karşıya bak. Tabii ki bu yaşlarda boyun fıtığı, kireçleme, fibromiyalji, oradaki vertebrobaziler arter ve bir takım damarlarda yetmezlik. Bunların hepsi zaman zaman vertigoya, zaman zaman kulakta çınlamaya, uğultuya neden olabilecek faktörler. Ama önce kulaktan kaynaklanan bir hastalık var mı yok mu, bunu ekart etmek lazım. Bakıyorum annemin kifozu var burada, çok ciddi. Bu yani kesin boynunda problemleri var. Burada inanılmaz bir örgüç gibi oluşmuş bir yapı var. Yaşla alakalı. 1, 2, 3. Yat bakalım anneciğim. Aç bakalım gözlerini. Var mı? Hastamız bu pozisyonda hissediyor olabilir ama hissiyattan ziyade bizim kontrolsüz ve istemsiz göz hareketleri görmemiz gerekiyor. Biz bunu nistagmus diyoruz. Yani bu basit hareketi acilde yaparak denge kristallerinin yerinden oynayıp oynamadığını çok kolay ekart edebiliriz. Ha, tabii ki belli yaşta özellikle damar, vasküler problemler, tansiyon, kardiyak problemleri olan hastalarda santral problemleri yani beyinden kaynaklanan sorunları da ekart etmek gerekir. Bunlarla ilgili olarak nörologlar bazı testler, tomografiler, görüntülemeler isteyebilir. Biz ne yaptık? Annemizin denge kristallerinin yerinde olduğunu ispat ettik. Ne yapacağız? Ayrıştan'a da ikinci plana geçiyoruz şimdi. Biz zaten muayene etmeden önce anamnezde meniyer hastalığından şüphelenmiştik. Meniyer hastalığının tanısını koymak gerekiyor ve ona göre tedavisini planlamak gerekiyor.